Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni bir kutu açılımı yapacağım. Ürünümüz mekanik hisli klavye. Aslında mekanik değil ama mekanik sesi çıkartan, Bluetooth'u bir şey olmayan basit, sıradan güzel bir klavye. Ben bu klavyeyi bir iş yerinde kullanmıştım. Patron almıştı orada. Oldukça hoşumuza gitti. Bir başka yerde de rica ettik. Bu klavyeden alınabilir misiniz diye. Onlar da sağ olsunlar aldılar. Kutu açılıp tekrar kullanmak isteyeceğiz. Şimdi arkadaşlar, ürün ucuz ve kaliteli. Ya diyeceksiniz ki hem ucuz hem kaliteli nasıl olur? Şimdi klavye fiyatlarımıza baktığınız zaman gerçekten 1500 liraları geçen klavyeler var. Daha da gidiyor. Marka vermek istemiyorum şimdi, yanlış anlaşılır diye. Mekanik klavyeyi genelde oyuncular çok kullanır. Ben şahsi olarak oyun oynamıyorum. Çok nadir oynuyorum. Oynasam da sıkılıyorum zaten. Şimdi dostlar, ürünümüz Rampage'in Titan modeli K9 diye geçiyor. İnternette araştırdığımız zaman iyi kötü bazı bilgiler elde edebilirsiniz. Çok fazla abartacak bir şey de yok. Şöyle bir ürünü açalım. Bu arada bildiğim kadarıyla bu ürün MediaMarkt'ta 100 liranın üstünde. Tabii güncel fiyatlarını bilmiyorum. En son baktığımda yaklaşık bir ay önce falan bakmıştım. O zaman öyleydi. Ben N11'den 89 TL'ye şirkette verdiler bu klavye siparişini. Şimdi arkadaşlar şöyle, zaten içerisinden bir kullanım kitapçığı çıkıyor lampı için. Bir de ürünün kendisi çıkıyor. Başka da bir şey yok. Modeline bakacak olursak Gaming Keyboard with Mechanical PU Case diyor. Yani Türkçesi mekanik hisli klavye. Çünkü neden hisli demişler? Mekanik değil. Öncelikle alacak arkadaşlar ona göre bir baksınlar, ona göre bir değerlendirme yapsınlar. Sonradan bir yanlış anlaşılma olmasın. Arkadaşlar klavyenin kablosu örgülü kablo. Gerçekten kaliteli bir kablo. Yani bugün 89 liraya bir klavye aldığınız zaman cidden şu kaliteyi ne kadar alabilirsiniz bilemem tabi. Ben şimdilik bunu takacağım. Işıkları oldukça kaliteli. Daha önce kullandığımdan biliyorum ben bunu. Yani uygun bir klavye alacak arkadaşlara önerebilirim. Çünkü bazı küçük çocuklar klavyeyi üzerine su dökebiliyor. Veyahut da sert tuşlarını kırabiliyor. Gibi. Şimdi önümdeki klavye ile bu klavye aynı marka. Birisi üst segmen, birisi de standart, normal kullanıcıların kullandığı bir klavye diyebiliriz. Öncelikle şunu bir USB'den birine takalım, bir bakalım nedir ne değildir. Şöyle ben kameraya yakın tutayım bunu. Ekranda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama arkadaşlar klavye bu şekilde. Şurada FN tuşları var. Bunların artık animasyonlarını çözmem lazım benim. Bu arada makro tuşuna girdi galiba. Ondan sonra. Şurası ışıkları kapatıp açıyor. Sese gelince şeyi vermiyor arkadaşlar. Bu şıkırdamayı vermiyor. Aslına bakarsanız benim şirkette kullandığım klavye bu değil.
Yani şundaki hissiyat yok. O yüzden mekanik hissi diyemeyiz. Kısaca anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir başka da videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.